Where? I'm from Turkey. You're being rude. No, I'm not rude. Çay var mı bize ya? Ünvanı takılaraktan bir şeyleri ertelemenize gerek yok. Underneath we let go. Hatırladın mı? Arkadaşlar merhabalar, Uçaklar Bay Yasko'ya hoş geldiniz. Bugün sizin için çok farklı bir video yapacağız. Çünkü bize çok soru geliyor. Ya Yasin, İrlanda'da Türk var mı? İrlanda'da Türk fazla mı diye. Bugün sizin için bunun cevabını Dublin sokaklarında bulacağız. Bakalım İrlanda'da çok fazla Türk var mı? Hazırsanız Uçaklar'a başlıyoruz. Merhaba Turkey. Arkadaşlar iki tane Türk buldum. Sorry. Hello, how are you? Hi. Where are you from? Turkey? No. No, where are you from? Japan. Oh, I thought you were from Turkey. Really? Yeah. Because I didn't know. I'm from Turkey, like our like grandparents coming from the Asia, Japan side. Hi. Maybe that's why we have that connection. I have Turkish friends. Yes, my friend is from Turkey. Gördünüz mü? Can you come here? İsmin ne? Valla ismini söyle ya, çok yeter ismini söylesen. Oğuz Ata. Oğuz Ata. Arkadaşlar Oğuz Ata dedim ya, her yer Türk burada. Kardeşim katılmak istemez misin ya? Neden? Oğlum çok yakışıklısın. Valla. He's so handsome. But he's shy. Anyway, I took you from Turkey. Görüşürüz. Görüşürüz, bay bay. Güle güle. Japon bile Türkçe biliyor, daha ne diyeyim ben size. Hani yaseyo? Yok neydi? Güney Kore lan. Güney Kore miydi? Ne fark eder? Hepsi Japon değil mi? Are you from Turkey? I am from Adapazarı. Oğlum bunu niye açtın? Abi, Keşflo. İrlanda'ya geldim. Memleketi özledim. Keşflo mu dinliyorsun? Keşflo abi. Memleket nere? Adapazarı. 54. 54 abi. 41. 54 mi? 54 büyük mü? 41 mi? Abi matematik yalan söylemez. Bunu İzmitler izleyecek ona göre. Giremezsin bak oraya. Oğlum sen bizi kesemiyorsun, face'i de mi kesemiyorsun? Neyse kalmış biraz İzmirlilik. Kanka ne haber, nasılsın? Eyvallah abi, sen ne haber? Hakikaten ne haber? Dileniyor musun burada oğlum, ne yapıyorsun? Abi dilenmiyorum ya, okuldan çıktım da. İşe gideceğim. İşe gitmeden önce dedim ki yapabileceğim 10'da 10 aktivite ne var? Grafton'a geleyim, bir Keşflo dinleyeyim. Biraz dedim insanlara bakayım. Vay be. Öyle biraz anahtar sallayayım dedim. Fark ettim, tesbihin yok mu? Tesbih vereyim sana. Ya tesbih var da Brezilyalı bir tane çocuk var, ona verdim. Niye? Bizim Türkiye'yi öğretiyormuşum. Türkiye'yi sevdirmeye çalışıyorum. Ha, işte kardeşim işte. Yani. Bize çok soru var. Sen de sormuştun daha önce bana gelmeden işte abi Dublin'de fazla Türk var mı diye. Soruyorum, İrlanda'da fazla Türk var mı? Bence çok fazla Türk var. Yani benim arkadaşlarımla hani konuştuğum kadarıyla önceki yıllara değil, önceki aylara göre bile çok çok fazla Türk akını var. Türkiye'deki adetler burada olmaya devam ediyor. Burada hangi Starbucks'a gidersen orada oturan kesinlikle Türk. Türkiye'de adet mi lan bu? Bizim Türkiye'de biliyorsun biraz adet. Aa vallahi Türk geldi. Yemin ediyorum bak Türk. Ne yapıyorsun kız? Ne arkadaşlar bir tane daha Türk var. Merhabalar arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz abi? Dublin'de fazla Türk var mı diyeceğim de Türkiye soruyorum bunu. Of burada. Yeter çok Türk var. Bana İrlanda'ysa aha vallahi bak Galatasaray formalı çocuk geliyor. Ne zaman geldin buraya? Kasım'da geldim. Sen bak merhaba. Arkadaşlar merhaba, gelir misiniz? Gel. Ne olur gel. Işığı gören geliyor zaten. Merhabalar. Merhaba, isim ne? Emir. Emir sen? Hilal. Hilal. Ne zaman geldiniz? 4 gün önce geldim. 4 ben. Önce. Çok taze. Evet. Hoş geldin. Evet. Nasıl, memnun musunuz? Yok. Valla hava dışında memnunum. Tek derdimiz hava olsun keşke. Keşke. Niye? Başına geldin mi? Başına geldin mi? Banka hesabı açamadık. Sonra 3 gündür CV dağıtıyoruz, daha arayan yok. Yani şimdi Türkiye'de arkadaşlar videoyu izliyor. Diyecekler ki lan senin derdin ne? Şaka şaka. Ya şimdi şey soruyoruz burada. Dublin'de fazla Türk var mı? İnsanlar çok var söyleyeyim. Evet. Her street'te bir tane Türk vardır yani 1, 2, 3, 4, kesin. Ben şunu, arkadaşımla şunu denedik. Giderken birini görüyoruz da mesela gidiyoruz. Kolay gelsin diyoruz. Dönüyorsa evet Türk evet. Dönmüyorsa değil. Deniyorum mesela çok denk geldik. İçiyoruz kaç kere mesela. Denedik çok denk geldik. Çok iyiymiş ya, biz de onu deneyelim ya. Bak o da Türk kanka, bakıyor arkada. Artık burada ne güzel ana vatan gibi bir şey oldu. Var. Öyle kıvıralım bari. Küçük bir yer zaten Dublin zaten. Küçük aynen, çok küçük ya. O yüzden bir de burada şöyle aslında hani oranla belki diğer ülkelere göre çok en az Türk burada var ama evet. Sadece burası olduğu için Nergis. Merhabalar. Merhaba, gelir misin? Arkadaşlar bundan bahsediyorum. Vallahi kurgu değil. Ne haber, nasılsın? Yine Türk. Gidiyorum. Sen nasılsın? Ben de gördüm orada, yemin ediyorum. Seni her gördüğümde şey diyesim geliyor ya. Merhaba, benim adım Nergis. Çok fazla Türk var mı yok mu diye insanlar soruyor. Her yerde. Otobüse biniyorum. Yani telefonda konuşamıyorum Türkçe. Niye ya? En iyi ihtimalle diyeyim. Azerbaycanlı çıkıyor. Bugün sınıfta merhaba, bir şeyler merhaba. Yiyoruz. Merhaba. Katılmak ister misiniz? Yok teşekkür ederim. Ben tanıyorum seni bir yerden galiba ya. Nereden tanıyorsun?
Bilmiyorum vallahi ama bir tanıdık geldi. Görüşürüz daha abi hayır bu kadar fazla değil ya, ne oluyor bugün? Video çekerken denk geliyor evet, galiba. Ama güzel ben bu kadar beklemiyordum. Gelmiş. Ben ilk defa geldim. Aynen. Fazlaymış gerçekten. Yani Avustralya'nın sınırları kapalıydı. Amerika çok uzun süre almadı. Evet. Kanada da öyle. Herkes burada, herkes çok mantıklı. Geldi, evet. Ben o zaman şey söyleyeyim arkadaşlar, eğer gelmek istiyorsanız, siz de bu kervana katılmak istiyorsanız... Yine beni reklam için kullanırsa. Siz de bu kervana katılmak istiyorsanız aşağı bir link bırakıyorum. Linke tıklayıp forumda olan arkadaşlarım sizi arayacaklar. Arkadaşlar teşekkür ederim ben bu arada. Are you from Turkey? No, I don't look like I'm from Turkey. I'm from Turkey, we're from England. You're from England? Yeah. Me too. You're from Turkey, you're from England. I'm from England. Well, alright, then okay, I'll look out. How are you? Come on, great picture! Okay, cheers. Cheers. Say merhaba. 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 What okay. Does that mean? Is that super rude? You can be rude. No, I'm not rude. Anne! Anne izleme bunu anne. Kimdi o anne diye bağıran bırakılmaz mıydı? Arkadaşlar birkaç Türk arkadaşa sorduk, dedik ki burada nerede fazla Türk var? Bize nokta adres verdiler. Bak hemen karşımızda dünyanın en iyi üniversitesinden Trinity College var. Onun karşısında bir Starbucks var. Arkamda görüyorsunuz. Orada dediler Türkler çok fazla. Hep beraber bakalım ne kadar Türk var. Hadi bakayım gel. Arkadaşım diyor ki o kadar çok fazla Türk var ki diyor, bazen içeri İrlandalı girirse insanlar aa hoş geldin dayı welcome falan diyorlarmış yani. Öyle bir yermiş. Tabi abartmış olabilir ama bakacağız bakalım. Sorry. Ortalamayı arttır gel de. Do you want to join interview? I think you've interviewed my boyfriend about 3 times, so I just recognize your face is so familiar to me. That's I know. Yeah. Are you from Turkey, eh? Yeah. Are you from Turkey? Yasin? Yeah. Oh, you know me? Yeah. Oh, yeah. We did that thing where we held the string for my boyfriend, he went underneath and we let go. Hatırladın mı? Lan oğlum prank yapmıştık ya. Yeah, I remember your face now. Yeah, okay. Şimdi arkadaşlar işte burası. Are you from Turkey? No. Okay, that's it. Thank you so much. No, we just playing the game. Oh, no, don't say my memory. Okay. Okay, it's a bad joke. Yeah, okay, let me. Şimdi gel. Oğlum bu çocuk niye burada? Hasan ne yapıyorsun oğlum burada? Merhaba. Türk müsünüz? Siz de Türksünüz değil mi? Burada çok Türk varmış ya bu Starbucks, öyle diyorlar. Doğrudur. Doğru mudur? Abi sen nasılsın? İyi misin ya? İyiyim, sağ olsun. Her şey yolundadır inşallah. Yolunda inşallah. Şoray kızın yolda gibi olduk böyle zamanda. Ne zaman geldiniz? 3 hafta oldu. 3 hafta oldu. Memnun musunuz? Memnunum. Türk çok var mı burada? Var. Ya sen ne geziyorsun burada? Daha demin oradaydın sen. Abi geleyim dedim, buraya bir kahve içeyim ya. Kahve mi içeyim? He bak. Kıraathane zaten burası, hep Türkler falan var. Bir 101 oynayamıyoruz içeride, o kadar yani. Kardeşim getirelim 101 ya, o kolay vallahi, bir şey ya. İyi olur ya. Bir tane de manifoldlu Şahin çekeceksin şuraya, tamam mı? Al sana bizim oda pazarı. Dostlar kıraathanesi. Vallahi ya. Arkadaşlar şimdi gittik oradaki Starbucks'a, dediler ki çok Türk var. Çok fazla yoktu. Dediler ki ya orada değil, asıl mekan burası, bu Starbucks. Dublin'de Starbucks geziyoruz ya, halimize bak. Bakalım burada Türk var mı, gelin hep beraber. Merhaba. Türk müsünüz? Evet, merhaba. Merhaba. Yani şu dayı, bu dayın Türk olma ihtimali yok. Bunlar geç, onlar geç. Kardeşim ihale yönetiyor orada. 9 masada 2 Türk var arkadaşlar. Hala. Kanka çaktırma. Türk değil. O da değil herhalde. Merhaba, Türk müsünüz? Hayır, Türksünüz değil mi? Evet. Tamam, siz de mi Türksünüz? Evet. Kolay gelsin. Arkadaşlar bir şey fark ettiniz mi? Yemin ediyorum nokta atışı yapıyorum ya. Artık yani sarışın mavi gözlü de olsa Türk'ü tak diye buluyorum. Kalem çevirişinden, saçına dokunuşundan, ne bileyim işte apaçı dansından. Yani yaklaşık 20 masa vardı. 20 masada 4 tane Türk var. Çok mu? Bence değil. Hatta 20'den fazlaydı. 20 masadan fazla masa mı var? Bize bu kopyayı veren arkadaşlarımız, hani oraya gidin orada çok Türk var diyen arkadaşlarımıza buradan seslenmek istiyorum. Sizin vereceğiniz tipin. Neyse. Hadi devam edelim gel. Hello. Are you from Turkey? No. Where are you from? My family is from Egypt. Egypt? Yeah. Oh, I'm from Scotland. Scotland. And you, where are you from? Scotland. Scotland, okay. Yeah. Because today, what's your name? Hello. That's okay, Lily. I didn't realize it, sorry. So, okay. I'm from Turkey. We are just trying to find the Turkish people in Dublin because people said there are too many Turkish in Dublin. So, we're checking like Turkish population here.
And your face is like familiar to me, you know? We're Bigabee brothers. Yeah, we're Bigabee brothers. Yeah. What was your name? Nate. Nate. Yeah. Nate. My name is Yasin. Nice to meet you. Yasin. Nice to meet you. I'm over the man behind the camera. Who's the man behind the camera? Yeah, Behram. Behram? Behram. 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 Nice to meet you. Hi, Behram. Does he look Turkish? Yeah. The lined up beard. Turkish always are well groomed in the beard. Like this? Yeah. Oh, Yasin, I want to talk. You want to talk? Okay, just don't disturb the people. Wow. Okay. I'm very happy now, really. I'm very excited. Excited? Yeah, you are excited, but your English is more exciting, I think. Sorry, my English, you yeah. know, very bad. Yeah, we can talk Turkish if you want. Yes, I know Turkish I as well. Okay. No, yeah. I don't want. Merhaba. Where are you from? Jordan. I told you from Turkey. Turkey. Yeah. Merhaba. We said merhaba too. Merhaba. Really? We said merhaba. My name is Yasin. Yeah, nice to meet you, brothers. Çok Türk var diyor insanlar burada. Evet, gerçekten çok fazla Türk var. Buraya gelmeden önce bilmiyordum bunu ama. Zaten sen gelmeden önce burada Türk yoktu. Sen geldikten sonra. Ben geldikten sonra mı? Evet, aynı. Sorry. Aynen. İnsanlar diyecek ki herkes rahatsız ediyoruz, yemin ediyorum. Peki ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Ya herkes gelmek istiyor buraya. Yok, ben konuşamam. Neye gülüyor mu? Ben konuşamam. Çok utandım ya. Ya neye utanıyorsun? Ya bu topik hakkında ne konuşabilirim? Topik hakkında topik konuş işte ya. Ya kimse konuşan kimse karışamaz. O başka şekilde konuşur, bu başka şekilde konuşur. Yani bu Cenab-ı Allah'ın neydi? Neydi Cenab-ı Allah'ın? Nasılsın peki, durumlar nasıl şu an? Çok güzel, çok güzel. 3 aydır ölüyorum burada. Ölüyor musun? Aynen. Ya ev yok, iş yok, herhangi bir şey yok. Vallahi mi? İş bulamadın mı? Ben buldum. Ben buldum ama arkadaşlarım bulamadı. Tamam, senden konuşuyoruz şu an. Tamam abi. İş kaç saat çalışıyorsun haftada? Ben haftada 37 saat çalışıyorum. İyi, gayet iyi. Benim için güzel. İrlanda şartlarında? Aynen öyle. Ev bulabildin mi? Ya ben buldum. Niye ben buldum? Ben buldum. Oğlum seninle konuşuyoruz. Ama... Demin çocuk ya, gelmiş 5 gün önce, oğlumu bulamamıştı. Normal gayet. 5 günde bulamaması gayet normal. Evet. Benim de 2 haftamı aldı zaten bulmak. Tamam. Ayarladım ama şu an her şeyi. Benim her şey tıkırında. Peki Dublin'de çok Türk var mı? Dublin'de çok fazla Türk var. Abi Türk müsün? Türkçesi geliyor. Evet abi. Kolay gelsin. Yine bir tane daha. Aynen. Çok Türk var ya, hakikaten abi her yerde var ya, yemin ederim. Aşağı bizim okulun önü, evet. Yemin ederim Erzurum kıraathanesi gibi. Aşağı indiğinde sigara içen herkes Türk. Ha, Türklerin hepsinin gözü az açık. Anladın mı? Adamlar ölmüş de gelmiş zaten. Yeter lan, yoruldum ya. Ben de yoruldum ya. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Türk müsünüz? Evet. Çok Türk var mı burada? Baya var. İyi mi kötü mü bu? Bir yandan iyi, bir yandan kötü. Ne yandan kötü, ne yandan iyi? Burada şu an revaçta olan Brezilyalılar. Onu söylemek istiyorum, lafını böldüm pardon. Arkadaşlar burada Brezilya nüfusu neredeyse tam İrlanda nüfusuna yaklaşmış gibidir, değil mi Behram? Çok fazla Brezilyalı var. Çok fazla var. Çok fazla Brezilyalı var. Türkler onun yanında devede kulak gibi. Devam edelim abi. Evet, aynen dediğin gibi devede kulak gibi her yeri kapmışlar. Örneğin herhangi bir resmi işlem yaptığın zaman ya da bir ev tutmak istediğin zaman ya da herhangi bir işe girmek istediğin zaman Brezilyalılar önünü kesiyor. Onlardan daha hızlı davranmak için bizim daha çok çoğalmamız lazım. Ama şunu söyleyeceğim. Seni 100 metre öteden görsem ben Türk derdim zaten abi. Sigara yakmışsın, çay orada. Umarım daha iyi olur. Hani daha üst seviyelere gelir, daha güzel şekilde. İnşallah, inşallah. Birbirimize de yardımcı oluruz. Ama şu an birçok arkadaş birbirine sırtını dönmüş şekilde. Özellikle yeni gelenler. Niye böyle peki ya? Ben hakikaten bunu çok duydum da. İnsanlar tükürünce birbirine kaçıyorlar. İnsanlar daha çok özgür davranmaya çalışıyor. Burada daha rahat davranırım, daha hızlı bir şekilde yaşarım, daha güzel yaşarım diye düşünüyor. O yüzden birbirinden kaçıyorlar. Ama bu yanlış, çünkü birlikte olursak daha hızlı hareket edebiliriz. Bir şey daha soracağım. Evet. Çay var mı bize ya? Vallahi canım olmaz, olur mu? Tabii ki de, buyurun. Oturalım mı? Tabii. Çay içelim yani kanka. Reyna'ya hoş geldiniz restoranımıza. Harika bir ortam. Söyleyebilirim. Şimdi reklam mı aldınız diyecek. Hayır, reklamlık falan olay değil yani. Ben ilk etapta buraya geldiğimde müşteri olarak gelmiştim ve bayıldım yani. Gerçekten hizmet olarak çok hızlılar. Tatlıları, özellikle baklavaları kesinlikle yani. Ben anlamadım, bir tatmam lazım. Peki bedava verebiliyor musunuz? Yani tabii ki de bir şey yapabiliriz, söyleyebiliriz. Tabii neyse, ki de şey tamam, yaparız, yardımcı oluruz. Biz işimize dönelim. Olmayacak, evet. Bize buradan ekmek çıkmayacak bize. Ayıpsınız ya, lütfen her zaman. Şimdi sorumuz şu, Dublin'de çok fazla Türk var mı? Ya evet, var. Ama enough, yani yeterince olduğunu düşünmüyorum, öyle söyleyeyim size. Ben kendim elektrik elektronik mühendisiyim. Dubai'de, Kuveyt'te ve Bahreyn'de çalıştım ve birçok ülkede, 19 ülkeye seyahatim oldu. Evet. İngilizce düzeyim zaten advanced modda. Daha iyi IELTS sınıfına girip burada kendi alanımda devam etmek istiyorum yani. Artık Arap ülkeleri değil de Avrupa ülkelerine devam etmek istiyorum, öyle söyleyeyim. Güzel, wow, çok iyi be. Peki orada elektrik mühendisi yapıyordun.
ülke ülke geziyordun, geldin burada kebapçıda mı çalışıyorsun derler adama. Derler tabii ki de şöyle bir şey söz konusu. Zaten ben IELTS sınavından güzel sonuç almamla takdirinde zaten iş görüşmesi de gerçekleştirdim burada. Onlar sadece benim dil kursumun bitmesini bekliyorlar, öyle söyleyeyim. Evet, evet. Şaka yapıyorum zaten. Yani evet, design, ben de makine mühendisi bitirdim ama... Evet, evet, evet. An... Yani PPS muhabbetini biliyorsunuz zaten. Onun için şey yapmamız gerekiyor. Bir start vermemiz gerekiyor. Zaten Reyna'da çok güzel bir ortam. Çok leziz ve çok temiz, öyle söyleyebilirim. Peki konuya dönecek olursak, insanların buraya çok fazla Türk'ün gelmesinden memnun musun? Bir artısı eksisi var mı sence? Yani tabii ki de. Yani bir topluluk oluşması gerektiğini düşünüyorum. Sonuçta dediğimiz gibi Brezilyalılar var mesela, hep birbirlerine yardımcı oluyorlar. Kontak halindeler yani. Biz de öyle şey, o şekilde olabilirse harika olur yani. Peki buradan Türkiye'ye, memlekete bir şey söylemek ister misin buradan Türkiye'ye? Arkadaşlar, mesleğinizin ne olduğunu hiçbir şekilde önemi yok. Ünvanı takılaraktan bir şeyleri ertelemenize gerek yok. Ufkunuzu açmak için Avrupa'yı kesinlikle, özellikle İrlanda'yı seçmenizi, tercih etmenizi düşünüyorum. Bayağı bu şekilde güzel bir öneride bulunabileceğimi düşünüyorum. Arkadaşlar, eğer İrlanda'ya gelmek istiyorsanız videonun altına bir link bıraktık. Linke tıklayıp formda olursanız arkadaşlarımız sizi arayacaklar. Yelic'in de dediği gibi hayallerinizi ertelemeyin. Videomuzun burada sonuna geldik. Videoyu beğenip yorum yapmayı, kanala abone olmayı ve zil açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Sizleri seviyoruz. Evet.